bu alçak saldırıyı çok şiddetle kınadığımızı hepinizin bilmenizi istiyorum. Azerbaycan'dan Türkiye'ye sürpriz bir ziyaret yapıldı. Ankara zirvesi öncesi kumpas açıklaması yaptı. Ermenilerin boyun aşan bir işti. Bu açtıkları kumpasın altına kalacaklardır. Bakü-Erivan hattındaki gerilim Ermenistan'ın Tovuz'a saldırılarıyla devam ediyor. Son olarak Ermenistan ordusu sınırdaki Azerbaycan mevzilerine bir kez daha saldırı girişiminde bulundu. Sivil yerleşim birimlerine ateş açıldı. Saldırının ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den açıklama geldi. Aliyev, Ermenistan'ı faşist devlet olarak suçlarken bölgedeki tansiyon Erivan'a ait İHA'nın düşürülmesiyle daha da yükseldi. Halkımızın güvenliği, oradaki kardeşlerimizin güvenliği konusunda mücadele eden Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin kahraman ve fedakar mensuplarının şehadet haberlerini de aldık. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var. Onlara acil şifalar diliyorum. Ve fakat bunların kanlarının da yerde bırakılmayacağına emin olduğumuzu da burada ifade etmek istiyorum. Saldırılar devam ederken Azerbaycan'dan Ankara'ya yapılan ziyaretse dikkat çekti. Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı ve Hava Kuvvetleri Komutanı Ramiz Tahirov ve beraberindeki heyet Milli Savunma Bakanlığı'na geldi. Heyeti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar kabul etti. Görüşmede Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları da yer aldı. Azerbaycanlı kardeşlerimizle beraberiz. Kelede ve Kıvanç'la beraberiz. Acılarını yüreğimizde hissediyoruz. Bizim Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak yapmamız gereken neyse, Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yapmamız gereken neyse bugüne kadar yaptık. Bundan sonra aynı şekilde yapmaya devam edeceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmaz. Akar görüşme öncesi yaptığı açıklamada Ermenistan'ın saldırılarını kumpas olarak değerlendirdi. Sert mesajlar verdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren ifade ettiği gibi bu gerçekten Ermenilerin boyun aşan bir iştir, boyun aşan bir teşebbüstür. Biz de diyoruz ki bu açtıkları kumpasın altına kalacaklardır. Bu kumpasta boğulacaklardır. Bunlar yaptıkları işin hesabını mutlaka ödeyeceklerdir. Öte yandan Azerbaycan'da Dışişleri Bakanı Elmar Mehmetyarov istifa etti. Sabitleş. Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Ermenistan'da yaşanan çatışmanın değerlendirildiği Bakanlar Kurulu toplantısında Mehmetyarov'un bulunmamasını sert dille eleştirmişti. Aliyev, dışişleri ne yapıyordu, neredeydi? 12 Temmuz'daki olaydan sonra hepimiz iş yerindeydik ifadelerini kullanmıştı. İşgal edilmiş